sevgili Kayseri Millet takipçileri, Duso İşçen Sendikası Kayseri Başkanı Mustafa Tökyöz'le beraberiz. Özellikle düğün salonları ve düğün mağduriyetleri yaşayan kişilerin bu problemleri nasıl aşacağıyla ilgili şehirdeki en yetkili ağızdan bilgileri almaya çalışacağız. Mustafa Bey, özellikle bu sezonda yasaklar ve kısıtlamalar derken düğün salonları ve düğün salonlarına rezervasyon yaptıran çiftler için ciddi mağduriyetler söz konusu. Bu konudaki süreç nasıl işliyor ve durum nedir? Sizden alalım bilgiyi. Öncelikle şunu söyleyelim. İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar çok ani bir karar oldu. Şimdi ciddi bir mağduriyet ortamı oluşturuldu. Şöyle ki, insanlar davetiyelerini 15 gün önceden bastırıyor ve ailelere de 10 gün kala dağıtmaya başlıyor. Maalesef yasaklar bir gün kala haber veriliyor. Yarından itibaren işte düğün organizasyonunuzu yemekli yapmayacaksınız, eğlenceli yapmayacaksınız gibi kararlar çok ani çıkıyor. Öncelikle burada çok ciddi bir mağduriyet doğuyor. Nedir? İşletmeler bir sürü alımını yapıyor. Yeme, içme alımını. İlk başta böyle ciddi bir sorunlar oldu. Böyle problemler oldu. Hem işletmeler mağdur oldu, hem de gelin damatlar hayal ettiği düğünü istediği gibi gerçekleştiremedi. Tabii bu devletimizin aldığı bir karar olduğu için hepimizin boynu kıldan ince durumu oluştu. Ancak daha sonra da ticari anlaşmazlıklar başladı. Nedir? Eğer eğlence olmayacaksa ben düğünümü yapmak istemiyorum diyen düğün sahipleri oldu. Böyle olunca da düğün sahipleri, düğün organizasyon sahipleri, işletmeler mağdur durumuna düştüler. Organizasyonlar iptal oldu sıralı bir şekilde ve biz Temmuz 1 itibariyle açılmıştık. Toplamda 50 gün çalıştık, çalışmadık. Yılın tüm masraflarını çıkarmaya çalışırken tekrar yasaklar geldi. Şimdi aileler haklı olarak kaporalarını geri istiyorlar. Ancak işletmelerin şu anda bunu ödemeleri mümkün gözükmüyor. Çünkü yıllık kiraları, personel maliyetleri, tedarikçilerine olan ödemeleri tam olarak gerçekleştiremediği için maalesef şu anda kaporaların iade edilmesi mümkün değil. Ancak gelin damat veya tüketici haklarından baktığımızda da alınmayan mal, alınmayan hizmet olduğu için de onlar da haklı gözüküyor. Yani burada iki taraflı karşılıklı yaşanmış bir mağduriyet mevcut. Bunu şöyle yapmak gerek. Burada ailelerin işletmelere karşı, düğün salonlarına karşı biraz daha anlayışlı olması gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Bu işletmeler tabii ki bu kaporaları verecekler. Ancak bunun zamanı şu an için mümkün değil. Çünkü şu anda işletmeler yeni bir iş alamıyor. Yeni bir kapora alamıyor. Dolayısıyla da yeni bir ödeme gerçekleştirmesi imkansız. Burada işletmelerin inisiyatifine bırakıp karşılıklı iyi niyet çerçevesinde gerekirse yeni bir anlaşma imzalanarak en az öngörüm 3 ay 6 ay gibi süre içerisinde, gerekirse eğer yasaklar daha da uzayacaksa 1 yıl içerisinde bu kaporanın iadesini isterlerse ben düğün salonu işletmelerinde aynı anlayışı göstereceğine inanıyorum ve 1 yıl içinde bu kaporaların tekrar iade edilebileceğini düşünüyorum. Mağdur olan çiftler özellikle geldiklerinde kapora süreçleri ve bunun karşısında verdiği teminat senetleri var. Dediğinizde size hemfikiriz, yani özellikle salonların da bunu bu dönem çok rahat ödeme durumu yok. Ama burada ödemiyorum deme şansı var mı, yoksa sadece sürece mi bakar? Çünkü ödemiyorum dendiğinde bunun bir tüketici mahkemesi ve yasal yöntemi var. Buradaki süreçleri siz daha iyi biliyorsunuz. Bununla ile alakalı da bilgi alalım. Bildiğim kadarıyla işletmelerin ödemiyorum deme hakkı yok. Çünkü burada maalesef kanunlar biraz da tüketiciyi koruyor. Keşke şöyle bir tüketici hakem heyetleri daha anlayışlı olsa da, mesela hem aileden hem işletmeden kapora yarı yarıya gibi, hem ora mağdur olmasın hem diğer taraf mağdur olmasın gibi kararlar çıksa. Ama eğer aileler
böyle bir başvuru yaparlarsa da kapora iadesi gözüküyor. Almaları mümkündür. Ancak dediğim gibi şu anda işletmeler kapanmış durumda. Herkes kapısına kilit vurmuş durumda. Hiçbir gelirleri yok. Onun için anlayışlı olmaları gerekiyor. Bence bir yıl gibi bir süre içerisinde tüm işletmeler kaporalarını iade edeceklerdir. Ancak ben hiçbir şekilde ödemeyeceğim diyen işletmeler var ise bunlar da tamamen haksız durumdalardır. Hiçbir şekilde ödemiyorum da kabul edilemez. Bu hiçbir ticarete yakışmaz. Anlayışsız kalmak demektir. Eğer öyle diyen işletmeler de var ise gelin damatlar yargıya başvurduklarında bunun karşılığını alacaklardır. Her şey karşılıklı iyi niyet çerçevesinde halledilmelidir. Ama satıcı, işletmeci kötü niyetliyse, bu pandemi sürecinin niyetini kötüye vuruyorsa bunu da hukuki yollarla başvurduklarında bunun karşılığını aileler bulacaktır. Bu hukuksal süreç özellikle mücbir sebep kapsamında beklediğiniz, sendika olarak beklediğiniz bir süreç var mı? Kanuni bir değişiklik var mı? En azından sizleri de tüketiciyi de koruyacak bir önlem düşünüyor mu devlet ya da böyle bir beklentiniz var mı? Şimdi tabii burada eleştirilebilecek çok konu var. Ancak devletimiz düğünlerden yayıldığını, bu işte pandemi sürecinde bulaşın en yüksek oranı düğünlerde olduğuna kanaat getirdi. Ve maalesef bizim sektörümüz bu konuda en mağdur sektör oldu. Dediğimiz gibi eleştirilebilecek çok yönler var. Çok ciddi işte halk otobüsleri veya başka yerlerde, başka olaylarda bulaşının daha yüksek olduğu noktalar olduğunu da düşünüyoruz. Ancak şöyle bir şekilde düğün salonu işletmecilerini devletimiz koruyabilir. Bu nedir? Kanunda kiraların ödenmesi yönünde bizim mağduriyetimiz kaldırılabilir. Çünkü en büyük giderlerimizden birisi kira giderleri ve şu anda birçok düğün salonu işletmesi kapanmak üzere. Bence bunun kanunlaştırılması lazım. Madem ilk yasak bize geldi, düğün salonlarına geldi, bizden bulaşının yüksek olduğuna inandılar ki biz HES kodlarıyla alıyorduk. Havaalanında nasıl bir sağlık önlemi alınıyorsa düğün salonlarında da HES koduyla alınıyordu. Hiçbir farkı yoktu. Tüm önlemlerimizi almamıza rağmen devletimiz böyle öngördüyse bizi de koruması gerektiğini düşünüyoruz, koruyacağına inanıyoruz. Kanun maddelerinde en önemlisi kira gelirlerinin tamamen kaldırılması. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Koca Sinan Belediyesi bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde kira almıyor. Buradan Mustafa Palancıoğlu Başkanı, Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Aynı duyarlılığı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç da gösteriyor. Belediyeler sağ olsunlar Kayseri'de işletmecilerimizi koruyorlar. Ancak özel mülk sahipleri, vakıflar bölge müdürlüğü daha bu konuda kanun maddesi olmadığı için biz haklarımızı arayamıyoruz. Orada da en yakın zamanda bizim bu kanunlarla korunmamızın desteklenmesini bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sektörle ilgili ve pandemi süreciyle ilgili başka eklemek istedikleriniz varsa onu da duymak isteriz. Şu anda Kayserili bir vatandaş olarak Kayseri'nin bulunduğu duruma çok üzülüyorum. Hastanelerin dolduğunu, hiçbir şekilde insanlar torpil yaparak hastaneye ailelerini girdirmeye çalışıyor, tedavi ettirmeye çalışıyor. Benim nacizane tavsiyem Kayseri için eğer mümkünse Sayın Valimizin önderliğinde Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi bence çok mantıklı olur. Bunun ekonomik finansal açısını bilmiyorum ama şu anda her binada, her mahallede, her yerde çok ciddi koronavirüs tehdidi var. Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edilirse 10 gün bunun yarı yarıyadan aza düşeceğine inanıyorum. Böyle sert bir tedbir alması gerektiğine inanıyorum devletimizin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.